Herkese merhabalar. Tonguç Akademi'de birlikteyiz gençler. 9. sınıf 1. dönem 1. yazılıya hazırlık yapacağız. Okuldaki yazılılarınızda çıkabilecek sorulara çok yakın sorulardan bir sınav provası tabii ki sizlere hazırladık. Yazsının arkanıza provaya başlıyoruz. Şimdi dediğim gibi 9. sınıf biyoloji dersinin birinci yazılısına hazırlık yapıyoruz. Gençler yazılımızda tabii ki öğrenci notlarımız olacak. Küçük küçük hatırlatmalar en başta ben sizlere yapacağım. Hap bilgiler vereceğiz. Açık uçlu ve klasik sorular soracağız. MEP ortak sınav provası da aynı zamanda içerisinde olacak gençler. Bunun haricinde tabii ki çalışmalarımızı nasıl yapıyoruz? Öncelikli olarak 9 dinamada da yazılı hazırlık sayfaları oldu unutmayın gençler. 9 dinamolarınızın son kısımlarında bulunan yazılı hazırlık sayfalarını mutlaka sınava girmeden önce çözün. Buradan da sorular yakalayacaksınızdır. Yazılı da çıkacak tarzda. Onun haricinde yazılı notları da mutlaka sadece biyoloji dersi için demiyorum. Edebiyat, tarih, coğrafya, matematik, fizik, kimya da dahil olmak üzere tüm yazılılarda yardımcınız olacak. Onu da nasıl aktive edeceğinizi hemen izleyelim. Merhaba arkadaşlar, bu videoda Yazın notları kitabımızdan M-Portak sınav denemelerine nasıl ulaşacağımızı göstereceğim. Telefonunuzda TAS uygulaması yüklü değilse hemen indirebilirsiniz. Öncelikle Yazın notları kitabımızın arkasında bulunan bu etiketi nazikçe kazıyoruz. Burada gördüğünüz aktivasyon kodunu TAS uygulamasındaki kitap aktivasyonu yazan bölüme gireceğiz. Aktif et dediğimizde ise gördüğünüz gibi M-Portak sınav denemelerine kolaylıkla ulaşabiliyoruz. Bu sayede Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapacağı ortak sınavlarda karşımıza çıkabilecek sor çözeceğiz ve sınavlara tam anlamıyla hazır bir şekilde gireceğiz. Dilerseniz bu işlemleri tonguçmazda.com dijital kitap bölümünden de kolaylıkla yapabilirsiniz. O zaman hepinize yazılarda başarılar. İlk kısmımızla başlayalım. Öğrenci notları dediğimiz kısımda hangi konuları öğrendik? Bunlardan bahsedeceğiz. Hangi konulardan sorumluyuz? Bunları anlatacağız. İlk ünitemiz yaşam bilimi biyoloji ünitesiydi. En başta canlıların ortak özellikleri vermiştik. Arkasından da canlıların temel bileşenleri kısmı gelmişti gençler. Tabii ki canlıların temel bileşenlerinin tamamını bitiremedik henüz. Canlıların temel bileşenlerinden de sorumlu olduğunuz kısma kadar küçük küçük hatırlatmalar yapacağım. Öncelikli olarak biyoloji ne demekti? Biyo canlı demekti. Loji bilim demekti. Biyoloji canlı bilimi, hayat bilimi anlamına geliyordu gençler. Yani çok büyük bir bilim dalından bahsediyorduk. Çünkü dünyada çok fazla derecede canlı çeşitliliği vardı. Canlıları cansızlardan ayırt edebileceğimiz bazı özellikler de vardı. 12 tane özellikten bahsetmiştik. Hatta konu anlatımında ben size sorularda yardımcı olsun diye ekstra birkaç tane özellik de vermiştim. Bunların üzerinden hızlı bir şekilde geçelim. Hücresel yapı dediğimiz zaman canlının en küçük temel işlevsel fonksiyonel birimi hücrelerdi. Hücresel yapı bakımından da canlıları kendi içerisinde ikiye ayırmıştık. Bir Prokaryot hücre yapısına sahip olanlar bir de ökaryot hücre yapısına sahip olan canlılar vardı. Bakteri ve arkeler alemindeki canlılar prokaryot, protista, bitki, mantar ve hayvanlar alemine dahil canlılar ise ökaryot hücre yapısına sahipti. Prokaryotlu ve ökaryotlarda DNA, RNA, hücre zarı, sitoplazma ortak olarak bulunuyordu. Ökaryotlar daha gelişmiş yapılı hücrelerde prokaryotlardan farkı DNAlarının etrafında bir zar vardı. Yani ökaryotlar çekirdekli hücrelerdir diyebiliyorduk. Aynı zamanda ökaryotlarda zarlı organeller bulunuyordu. Unutmayın. Bunun haricinde hücre sayısı bakımından da canlıları gruplandırabiliriz. Bazı canlılar tek hücreliydi, bazı canlılar ise çok hücreliydi. Unutmayın. Boşaltım yapmak keza tüm canlıların ortak özelliği metabolik aktiviteler sonucunda atık maddeler olacak tüm canlılar bu atık maddeleri uzaklaştırmak isteyecek. Tek hücreli bir ise hücre dışına difüzyonla atması mesela boşaltım yapmasına örnek. Ama bizim gibi kompleks yapılı çok gelişmiş canlılarda boşaltım yapmak için bir sistem vardı. Boşaltım sistemi diyorduk biz bu sisteme o ana organımızda tabii ki böbreklerimizdi. Adaptasyon uyum anlamına geliyor. Canlıların yaşama ve üreme şansını arttıran kalıtsal özelliklerine adaptasyon diyorduk. Canlılar adapte olabildikleri, uyum sağlayabildikleri ortamlarda mutlaka yaşayacaklar. Adaptasyonların genetik olduğunu unutmuyorsun. Kalıtsaldır bunlar. Nesilden nesile aktarılır. Klasik örnekler üstünden gelebilir. Kutup ayılarının beyaz kürklü olması, kaktüslerin gövdelerinde su depo edebilmesi, kurak ortama e, uyum sağlamış bitkilerin yapraklarının diken şeklinde olması adaptasyona örnektir. Beslenme dediğimiz zaman da canlıların bir grubu kendi besinini kendi üretiyordu. Biz onlara ototrof canlılar diyorduk inorganik maddeden organik madde sentezi yapmak aslında ototrofluk anlamına gelecek. İnorganik maddeyi organik maddeye dönüştürürken güneş enerjisini kullanan canlılara fotoototrof canlılar, kimyasal enerjiyi kullanan canlılara kemoototrof canlılar ismini veriyorduk. Yaptıkları işte tabii ki fotosentez ve kemosentezdi. Bir de besinli doğadan hazır olarak alan canlılar vardı. Mesela bizim gibi heterotrof beslenme özelliğine sahip sahip oluyorduk. Çok nadiren hem ototrof hem heterotrof beslenme özelliğine sahip canlılar da vardı. İki tane örnek vermiştik. Bunlardan bir tanesi öglana dediğimiz tek hücreli canlıydı. Bir de sinek kapağın böcek çil bitki dediğimiz bitki türü hem ototrof hem heterotrof grubuna dahil oluyordu. Metabolizma canlı vücudunda gerçekleşen yapım ve yıkım tepkimelerin tamamına verilen bir isimdir gençler. Ben şu konuşurken de vücudumda devamlı olarak yapım ve yıkım tepkimeleri gerçekleşiyor. Eğer küçük şeyleri bir araya getirip büyük bir şeye dönüştürüyorsam anabolizma ismini veriyorduk. O tepkimelere de anabolik tepkimeler diyorduk. Eğer ben vücudumdaki büyük bir şeyi kendini oluşturan daha küçük birimlere dönüştürüyorsam buna da katabolizma, katabolik tepkimeler ismini veriyorduk. Tamamı birden metabolizma ismini alacak. Homeostasi kara kararlı iç denge demekti. Aslında her şeyin olması gerektiği gibi çalışması anlamına geliyordu. Vücudumdaki homeostasi yani kararlı iç denge bozulursa çeşitli hastalıklar tabii ki meydana gelebilir. Solunuma baktığımız zaman aslında beslenmekte ve solunum yapmaktaki amacım canlılardaki kullanılabilir enerji formu olan ATP'yi sentezleyebilmek. Besini alıyorum, oksijenle yakıyorum, Buradan karbondioksit ve su çıkartıp aynı zamanda kullanılabilir enerji olan ATP'yi sentezliyordum. Solunum bakımından da canlıları 3'e ayırmıştık. Oksijenli solunum yaparak ATP üretebilenler vardı. Oksijensiz solunum yaparak ATP üretenler vardı. Bir de fermantasyon tepkimeleri sonucunda ATP üretebilen canlılarımız vardı. Organizasyon ne demek? Aslında organizasyonda düzen anlamına geliyordu. Benim vücudumdaki her şey birbiriyle uyumlu çalışmak zorunda. Beynim dalağımdan dalağım böbreğimden böbreğim pankreasımdan bağımsız çalışamaz. Bunların içerisinde bir organizasyon var. Prokaryot en basit yapılı canlıyı düşünsen de onun DNA'sı RNA'sı ile RNA'sı ribozomuyla uyumlu olmak zorunda. Mutlaka içeride organize olacaklar. Gençler büyüme ve gelişme dediğimiz zaman aslında ikisi birbirinden farklı kavramlardı. Büyüme hacim ve kütlece artış, gelişme ise fonksiyonel olgunlaşma anlamına geliyordu. Mesela bebişin bacağının boyu uzadıysa bebişin bacağı büyümüştür. Bebişin bacağı artık üstüne basarak yürüyebileceği kıvama geldiyse bacağı gelişmiştir. Yani fonksiyonel olarak olgunlaşmıştır. Büyüme ve gelişme de tabii ki tüm canlıların ortak özelliğidir. Üreme dediğimiz zaman yıldızı attım durdum. Canlının hayatına devam edebilmesi için üremesi şart değil. Boşaltım yapmazsam ölürüm, beslenmezsem ölürüm, homeostazimi koruyamazsam ölürüm ama üremezsem ölmem. Hayatıma devam edebilmem için üremem şart değil ama neslin devam edebilmesi için, türün devam edebilmesi için üreme şarttı. Bazı canlılar eşeyli üreme yapıyorlardı, bazı canlılar ise eşeysiz üreme yaparak birey sayısını arttırabiliyorlardı. Bazen de canlıların ikisini birden yaptığını görüyorduk. Yani hem eşeyli üreme hem eşeysiz üreme yapabiliyorlardı. Hareketi de karıştırmıyorsun. Tüm canlılar hareket eder. Ya hocam bitkiler hareket etmiyor ki demiyorsun. Her canlı aktif olarak yer değiştirmek zorunda değil. Ağaç çiçeği bitkisinin güneşe dönmesi, bitki köklerinin su bulunan ortama doğru büyümesi bunlar da yine harekete örnektir tüm canlılar uyarılara da tepki gösterecekler. Mesela aslında ağaç çiçeği bitkisinin güneşe doğru dönmesi güneşe karşı verdiği bir tepkidir diyeyim. Gençler canlıların ortak özelliklerini bitirdiğimiz zaman canlıların yapısında bulunan temel bileşenler kısmına geçiş yapıyorduk. Canlıların temel bileşenlerini de kendi içerisinde ikiye ayırdık. Bir inorganik bileşiklerimiz bir de organik bileşiklerimiz vardı inorganik bileşikler. Bunları hiçbir canlı sentezleyemiyor. Herkes doğadan hazır olarak alıyor. Yani inorganik bileşikler için doğadan hazır olarak alınırlar. Temel element olarak yapılarında karbon elementini bulundurmuyorlar. Bunlar hücre zarındaki deliklerden doğrudan geçebilen küçük moleküllerdir diye ana hatlarıyla bileceğiz. Zaten enerji vermezler. İnorganik bileşiklerimiz su, asit, baz, tuz ve minerallerdi. Su tabii ki olmazsa olmazımız. Madde taşınmasında etkiliydi, boşaltım yapılmasında, atıkların uzaklaştırılmasında etkiliydi, vücut sıcaklığının ayarlanmasında etkili, bitkiler fotosentez tepkimelerinde su kullu o yüzden bizim olmazsa olmazımızdır su. Asit dediğimiz zaman sulu çözeltilerinde ya da suda çözündüklerinde hidrojen iyonu açığa çıkaran e, maddelere asit diyorduk. Suda çözündüğünde OH hidroksil iyonu verenlere baz diyorduk. Asit ve bazlar tepkimeye girdiği zaman da tuzlar meydana geliyordu. Mineraller ise sodyum, potasyum, kalsiyum, flor, klor, brom, iyot gibi mineral maddelerimiz vardı. Bunları vücudumuza belli düzeyde almak zorundayız. Her şeyin olması gerektiği bir düzey var. Az alınması da hastalıklara yol açar, çok alınması da hastalıklara yol açar. Unutmayın. Bunun haricinde mineraller son anlattığımız enzimlerin de yapısına katılabiliyorlardı. Yani ben vücuduma bir mineral maddeyi almazsam onun katılacağı yapısına katılacağı enzim de iş yapamıyor. İşler içeride düzensizleşmeye ve çeşitli hastalıklar oluşmaya başlıyor. Organik bileşikler ise canlılar tarafından sentezlenebilen bileşiklerdir. ki senin sentezlemene gerek yok. Mesela bizler vitaminleri sentezleyemiyoruz ama vitaminleri bakteriler sentezleyebiliyor, bitkiler sentezleyebiliyor. Bakteriler de bitkiler de canlı olduğuna göre demek ki onların sentezlen sentezliyor olması organikler tarafında yazılması için yeterli. Karbonhidratlar, lipitler yani yağlar, proteinler ve enzimler organik bileşiklerden gördüğümüz konulardı gençler. Karbonhidrat, yağ ve proteinin çok fazla derecede yazılı da karşılaştırma sorusu gelecektir. Biz de karşılaştırma sorularını koyduk. Neden? Karbonhidrat, yağ ve proteinler enerji verici organik bileşiklerdir. Benim enerjiye ihtiyacım varsa ilk gidip kimin kapısını çalıyordum? Karbonhidratların. Vücudumdaki karbonhidratlar bittiğinde enerji ihtiyacımı karşılasın diye lipitlerin yani yağların kapısını çalıyordum. Vücudumda çok uzun süreli bir açlık oldu. Yağları da bitti. Artık proteinlerden enerji elde etmeye başlıyordum. Yani enerji verme sırasına göre karbonhidrat yağ protein şeklindeydi. Enerji verme miktarına göre sıralayacak olursam da en fazla enerjiyi lipitler yani yağlar veriyordu. Arkasından proteinler arkasından karbonhidratlar şeklinde ilerliyordu. He. Karbonhidratlar en az enerjiyi verir ama gidip ben onları ilk sırada kullanıyorum çünkü karbonhidratları yakmak çok kolaydı. Karbonhidratların, yağların ve protein karşılaştırmalı gideyim. Tabii ki monomerleri vardı. Karbonhidratların hücre zarından geçebilecek kadar küçük olanlarına monosakkaritler diyorduk. Onu da 5 karbonlular ve 6 karbonlular olarak ikiye ayırmıştık. Sorularda en fazla karşımıza 6 karbonlulardan olan glikoz çıkacak gençler. Yağların iki tane yapı taşından bahsettik. Yağ asitleri ve gliserol vardı. Proteinlerin yapı birimlerine ise amino asitler demiştik. Tabii ki monomerleri birbirine bağlayacak bağlara ihtiyacımız var. Karbonhidratları glikozit bağı, yağları ester bağı, proteinleri ise peptit bağı dediğimiz bağ bağlıyordu. Karbonhidratları monosakkaritler, disakkaritler, polisakkaritler diye üçe ayırmıştık. Yağları trigliseritler, fosfolipitler, steroidler diye üçe ayırmıştık. Proteinlerde ise amino asitlerin şeklinin üstünde durmuştuk. yap. Ortada bir karbon atomu vardı. Buna bağlı bir hidrojen, bir radikal grup, bir amino grup, bir de karboksil grup dediğimiz grup vardı gençler. Amino grupla diğer amino asitin karboksil grubu arasında peptit bağları kurularak bunlar birbirlerine bağlanmış oluyorlardı. Amino asitleri birbirinden farklı kılan şey onların radikal grubunun farklı olmasıydı. Bir de karbonhidratlardan büyük bir şey yapacaksın DNA karışmıyor. Yağlardan büyük bir yağ sentezleyeceksin. DNA karışmıyor. Ne yaparsanız yapın diyor. Ama protein sentezi gerçekleşeceği zaman DNA diyordu ki dur ben şifre vereceğim benim verdiğim şifreye göre protein sentezlenecek diyordu demek ki protein sentezine dna şifre veriyor dna'sı iki canlının birbirine ne kadar çok benziyorsa proteinleri de o kadar çok benzeyecek protein benzerliği canlıların akrabalık derecesinin belirlenmesinde kullanılan bir kriterdi proteinlerin yüksek sıcaklıkta yapısı bozuluyordu Düşük sıcaklıkta ise yapı bozulmuyor ama işlev de gösteremiyorlar, donuyorlardı unutmayın. Enzimlerden de çok hızlı bir şekilde bahsedeyim. İlk bilmem gereken şey aktivasyon enerjisiydi. Aktivasyon enerjisi bir tepkimenin gerçekleşebilmesi için gerekli olan minimum enerji seviyesi. Enzimleri çay kaşığına benzetmiştim. Ne yapıyorlardı? Tepkimeye girerek tepkimeyi hızlandıran moleküllerdi gerekli olan aktivasyon enerjisini düşüren moleküllerde tepkimeden hiç bozulmadan çıkan tekrar tekrar kullanılabilen moleküllerde enzimler. Enzimler olmazsa canlıların ortak özelliğinde söylemedik ama ortak özelliklerden bir tanesidir. Enzim sentezlemek ve enzim kullanabilmek de yine ekstradan söylüyorum. Canlıların tamamında ortaktır. Tepkimeler çok uzun sürerdi enzimler olmasaydı gençler. Enzimlerin de bir basit yapılı olanları, bir bileşik yapılı olanları vardı. Basit yapılı olanlar sadece proteinden meydana geliyordu. Bileşik yapılı olanlarda protein artı yardımcı kısım vardı. Yardımcı kısım inorganik de olabilir, organik de olabilir. İnorganik yapılıysa kofaktördür diyorduk. Organik yapılıysa koenzim almıştır diyorduk. Bileşik enzimlere holo enzim ismini de veriyorduk. Enzimin etki ettiği tabii ki bir madde olacak. Enzimin etki ettiği maddeler substrattır. Enzimle substrat arasında anahtar kilit uyumu bulunuyordu. Her enzim her substratı etki edemez. Ben karbonhidrat parçalayacağım ama karbonhidrat parçalayacak enzimim yok. Yağları parçalayan enzimden de bende çok var. Hadi sen git karbonhidratları parçala diyemem. İkisi birbiriyle uyumlu olmak zorunda. Enzimlerin yapısında protein olduğuna göre protein sentezine de DNA şifre verdiğine göre o zaman enzim sentezi de genlerin kontrolünde yani DNA'nın kontrolünde gerçekleşecek. Enzimlerin çalışma hızını etki eden faktörlerimiz de vardı. Sıcaklık her enzimin çalışabileceği optimum en ideal sıcaklık birbirinden farklı olabiliyordu. Optimum sıcaklığın altına da düşmesi, üstüne de çıkması tepkimeyi tabii ki olumsuz yönde etkileyecek. Keza aynı grafik pH içinde geçerliydi. Her enzimin çalışabileceği optimum pH'i var. Bunun altı da olumsuz, üstü de olumsuz gençler. Mesela midemiz asidik bir ortam, ince bağırsağımız ise bazik bir ortam. Enzimler su bulunmayan ortamda da çalışamıyorlardı. Ortamda yaklaşık %15-18 oranında su bulunması gerekiyor. Enzimlerin maksimum verimle çalışabilmesi için. Substrat yüzeyini arttıkça enzimlerin çalışma hızı da artardı. Etki edebildikleri alan arttığı için. Bunun haricinde ortama aktivatör madde eklersem tepkime hızlanır inhibitör madde eklersem tepkimenin yavaşlaması veya durması söz konusu olabilir gençler. Bunun haricinde sorulara şimdi geçiş yapıyorum ama soruları çözerken de hatırlatacak bazı cümleler kuracağım size. Hocam böyle sormazsa şöyle sorarsa da böyle cevapla diye. Hemen ilk sorumuzla başlıyoruz. Ökaryot ve prokaryot hücrelerin ortak ve farklı kısımlarını yazınız diyor. Prokaryot ve ökaryot hücrenin bir şekilde sorusu mutlaka yazılı da karşınıza çıkacak. Çünkü üniversite sınavında da prokaryot ve ökaryot hücre farkı çok sık soruluyor. Anlatırken size demiştim çok uzun uzun anlatıyorum. Neden? Bir sonraki ünitemiz hücre orada tekrar prokaryot ökaryot diyeceğiz. Sonraki ünitemiz canlılar dünyası oranın başında tekrar size bir hatırlatma yapacağım. Prokaryotlar böyle, ökaryotlar böyle. Yani burası bizim için çok önemli. Sık sık konularda tekrar tekrar karşımıza çıkıyor. Şimdi pro prokaryot... Prokaryot hücre yapısına sahip canlılarımız var, bir de ökaryot hücre yapısına sahip canlılarımız var. Prokaryot ve ökaryotlara baktığımız zaman tabii ki hücre zarı tüm canlılarda ortak olarak bulunacak. Hücre zarını yapıştırdım. Bunun haricinde hücre zarının içerisinde kalan kısma sitoplazma denir. Sitoplazma dediğimiz kısımda tüm canlılarda ortak olarak bulunacak. Prokaryotlarda çift zincirli halkasal bir DNA var. Ökaryotlarda ise çift zincirli heliks yapısında bir DNA var. Ama DNA bulundurmak ikisinde tabii ki ortaktır. Bunun haricinde RNA dediğimiz ribonükleik asit o da tüm canlılarda ortak olarak bulunacak. Protein sentezinin gerçekleştiği bir organelimiz var. Protein sentezinin gerçekleştiği ribozom organeli de yine tüm canlılarda ortak olarak bulunacak. Hadi şuradan da eksik kalmasın. Stoplazmayı da yazmış olayım gençler. Ökaryotların prokaryotlardan farkı ne? Ökaryotlarda DNA'nın etrafı bir zarla çevrili. Yani ökaryotlar çekirdekli hücrelerdir. Endoplazmik retikulum gibi, Golgi gibi, koful gibi zarlı organeller ökaryotlarda bulunabilirken prokaryotlarda bulunmaz. Ortak olan alana ne yazdın? DNA, RNA, ribozom, hücre zarı, sitoplazma ortak olarak bulunuyor. Farka da Ökaryotlarda çekirdek bulunur, ökaryotlarda zarlı organeller bulunur yazdın. Bir de bunların bulunduğu alemleri bilmenizi istemiştim. Onun için de aşağıdaki sorumuz var. Aşağıda verilen alemlerde yer alan canlıların hücre yapısını ve hücre sayısını yazınız. Şimdi üçüncü ünitemiz canlılar dünyası orada alemleri ve bu alemlerde yer alan canlıları uzun uzun anlatacağız. Bakteri ve arkeler dediğimiz zaman bunlar prokaryot hücre yapısına sahip canlılardır. Kalan alemdeki canlılarımız ise ökaryot hücre yapısına sahip oluyor. Bakteri ve arkeler prokaryot hücre yapısına sahip bu alemde yer alan canlılarda tabii ki tümü tamamı tek hücrelidir. Çok hücreli bir bakteri yok. Çok hücreli bir arke türü yok. Kalan alemler için ne dedim? Ökaryot hücre yapısına sahipler dedim. O zaman protist alemindeki canlılar da ökaryot hücre yapısına sahip olacak. Ama protist alemindeki canlılara baktığımız zaman burada amip, öglena, paramesyum gibi tek hücreli canlılar var. Aynı zamanda alk gibi çok hücreli canlılar da var. Mantarlar alemine baktığımız zaman burada bulunan canlılar da yine ökaryot hücre yapısına sahiptir. Mantarların da tek hücreli olanları var. Mesela bir mayası gibi ekmeğin hamurun mayalanmasını sağlayan mantarlar gibi mantarlar tek hücreli. Bir de o şirinlerin evi ya da işte pizzaya doğradığımız yemek olarak yediğimiz şapkalı mantarlar var. Onlar da tabii ki çok hücrelidir. Bitkiler alemi artık zaten alemler gelişmiş durumda. Bunlar ökaryot hücre yapısına sahiptir sahip olacak. Bitkiler alemindeki canlıların tamamı çok hücrelidir. Hayvanlar alemindeki canlılar da yine ökaryot hücre yapısına sahip. Yine bu alemde bulunan canlıların tamamı çok hücrelidir gençler. Tek hücreli bir hayvan tanıdığımız yok. Buradan bir genelleme yapıştırırım. Derim ki prokaryot hücre yapısına sahip canlıların tamamı tek hücrelidir. Ama tersini söyleyemedim. Ökaryotların tamamı çok hücrelidir diyemem. Ökaryot olup tek hücreli olanlar da var. Unutmayın. Devam ediyorum. Aşağıda bazı canlıların beslenme şekilleri verilmiş. Buna göre bu canlıların beslenme çeşitlerini karşılarına yazınız diyor. Canlı inorganik maddelerden organik madde sentezi yaparken ışık enerjisini kullanıyor. Bir canlı inorganik maddeleri organik maddelere dönüştürüyorsa o canlı için ne diyorduk? Ototrof yani kendi besini kendi sentezleyen bir canlıdır. Ototrof canlılar da bu işi iki şekilde gerçekleştiriyordu. Ya foto ototrof oluyorlardı ya da kemo ototrof oluyorlardı. İnorganik maddelerden organik madde sentezi yaparken ışık enerjisini kullanıyorsa o adam fotosentez yapıyordur. Yani senin cevap olarak yazacağın şey fotosentez yaparak kendi besini kendi üreten bir canlıdan bahsediyoruz. Cevabımız fotosentez. Eğer sana deseydi ki inorganik maddelerden organik madde sentezi yaparken kimyasal enerjiyi kullanıyor o zaman kemosentez yapıyor diyecektin. Canlı hücre dışı sindirimle organik maddeleri inorganik maddelere çeviriyor. İnorganik maddeyi organik maddeye çevirene ototrof demiştik ya bu işin tam tersini yapan yani organik maddeleri alarak inorganik maddelere dönüştürebilen canlılar da var. Hatta bu canlılar madde döngüleri için çok önemli, çok gerekli canlılardır. Biri organik maddeyi inorganik maddeye dönüştürebiliyorsa biz o canlıya ayrıştırıcı canlı, saprofit canlı veya çürükçül canlı ismini veriyoruz. Hepsi aynı kapıya çıkıyor gençler. Hangisini yazsanız hocanız kabul eder. Bu gruba da kimleri örnek verebiliriz? En bilindiği bazı bakteriler ve bazı mantarlar tabii ki ayrıştırıcı olabiliyor. Devam ediyorum. Ne sormuşuz? Aşağıda bazı canlılarda ATP üretirken hücrelerinde meydana gelen olaylar verilmiştir. Buna göre bu olayların isimlerini yazınız bir canlı hücrede ATP sentezi gerçekleşiyorsa aslında solunum tepkimeleri gerçekleşiyor demektir. Birinci canlıya baktığım zaman organik besinlerden oksijen yardımıyla ATP sentezliyormuş. O zaman bu canlı ne yapacak? Oksijenli solunum dediğimiz tepkimeleri gerçekleştirip ATP sentezini yapıyordur. İkinci canlı organik besinleri etil alkole yıkarak ATP sentezliyormuş. Bu canlı da o zaman fermantasyon yapıyordur. Çünkü fermantasyonun da ikiye ayırmıştık. Bizim bir etil alkol fermantasyonumuz vardı. Bir de laktik asit fermantasyonu dediğimiz fermantasyonumuz vardı. Etil alkol oluşturduğuna göre cevabımız etil alkol fermantasyonu yaparak ATP ihtiyacını karşılıyor olacak. Üçüncü canlıya bakacak olursak, organik besinleri oksijen kullanmadan farklı inorganik maddeler kullanarak ATP sentezliyormuş. O zaman zaten üçüncü seçeneğimiz kalıyor gençler. Oksijen kullanmadan yaptığına göre bu canlı oksijensiz solunum tepkimeleri sonucunda ATP ihtiyacını karşılıyordur. Geldim diğer bir sorumuza. Yine canlıların ortak özellikleri ile ilgili bir soru. Aşağıda verilen olayların ilgili oldukları canlıların ortak özelliklerini yazınız. Şimdi bize ne demiş? Kaktüs bitkilerinin yapraklarının diken şeklinde olması. Bir kere kaktüsler kurak ortama adapte olmuş canlılardır su kaybetmesinler diye de yaprakları daralmış diken şeklini almıştır. Yani kaktüs bitkilerinin yapraklarının diken şeklinde olması canlıların ortak özelliklerinden hangisini örnek? Adaptasyon dediğimiz özelliğe örnek. Amipin fazla suyu kontraktil kofullarla dışarı atması. Ya kontraktil kofulu öğrenmedik. Amip dediğin kim hocam? Deme. Soruya bak. Fazla suyu dışarıya atıyor. Bir şey bu canlı da fazlaymış dışarıya atıyormuş. Senin vücudun için fazla olan bir şeyi dışarıya atman demek aslında canların ortak özelliklerinden hangisini yapman demek? Tabii ki boşaltım yapman anlamına gelecek. Bir bitki hücresinde fotosentez ve oksijenli solunum gerçekleşmesi. He. Fotosentez aslında neydi? Beslenmeye örnekti. Oksijenli solunum da tabii ki solunumlardan bir tanesinin çeşidi solunum yapmak anlamına gelecek. Yani vücudunda besin sentezleniyor bir yapım tepkimesi ATP sentezleniyor solunum yıkım tepkimesi. Canlı vücudunda gerçekleşen yapım ve yıkım tepkimelerinin tamamına birden ne ismini veriyorduk gençler? Metabolizma ismini veriyorduk. Yani bu da canlıların ortak özelliklerinden tabii ki metabolizmaya örnektir. Bakterilerin ikiye bölünmesiyle yeni bakterilerin oluşması demek canlı tek hücreliymiş ikiye bölündüğü zaman birey sayısını iki katına çıkarttı demektir. Aslında bu canlı ne yapmış ikiye bölündüğü zaman üremiş birey sayısını arttırmış. İnsanların kan şekerlerini belirli değerler arasında sabit tutmaya çalışması, vücut sıcaklığının dengelenmesi, üşüyen bir insanın titremesi, sıcak basan bir insanın terlemesi. Bunları yapmaktaki amacım ne? Kararlı iç dengemi korumak, vücudumdaki olması gereken değerlere Bunları getirebilmek gençler, yani bu da canlıların ortak özelliklerinden hangisine örnek olacak? Tabii ki homeostazi dediğimiz kısma örnek olacak. Geldim bir diğer soruma inorganik bileşiklerden suyla ilgili bir soru karşıma çıktı. Suyun çok fazla derecede özelliklerinden bahsetmiştik. Neden olmazsa olmazımız bilmem ne gezegeninde su varmış insanlar orada yaşayabilir diyorlar ya. Su canlılar için olmazsa olmaz ya. Birçok özelliği var. Onlardan birkaç tanesi burada karşımıza çıkacak. Aşağıda verilen olayların suyun hangi özelliklerinden kaynaklandığını yazınız. Şimdi bazı böcek türleri hatta bazı kertenkele türleri suyun üzerinde yürüyebiliyor. Suyun üzerinde yürüyebilmelerinin sebebi ne? Suyun yüzey gerilimine sahip olmasından kaynaklanıyor. Hatta bazen işte bir su damlası ana suyun içerisine düştüğü zaman yavaş çekimde gösterirlerse böyle sanki damlanın etrafını önce bir sarıyor. Sonra damla o çarşaf gibi sarılmış kısmı yarıp içeriye düşüyor. Bu ne? Suyun belli bir yüzey gerilimi var gençler. Bitkilerin topraktan mineralleri alması. Bitkiler köp kökleriyle topraktan mineral maddeleri alacaklar. Bu olayı nasıl gerçekleştiriyorlar? Suyla birlikte su çözücü olduğu için çözücü özelliğe sahip olduğu için mineral maddeler suyla birlikte alınabiliyor gençler çözücü olması yazayım. Deniz ve göl kıyı bölgelerinin ılıman olması bu da tabii ki suyun öz ısısıyla alakalıdır. Kutuplarda suyun yüzeyden donması eğer su üst taraftan dolmasaydı yani şöyle düşün şurası su olsun su nereden donuyor bu taraftan donuyor. Buranın üstü buz burası su olarak devam ediyor. Balıklar malıklar işte suda yaşayan canlılar burada yüzmeye devam ediyor. Diğer sıvılar gibi aşağıdan donmaya başlasaydı bir süre sonra şuralar donduğu zaman balıklar suyun üstünde yani daha doğrusu buzun üstünde yaşayamayacak şekilde kalırlardı. Bu neden kaynaklanıyor gençler? Donarken bunun hacminde nasıl bir değişim meydana geliyordu? Donarken hacmi arttığı için suyun üstünde buz kalıyordu. Geldim diğer bir soruma. Bu da mineral maddelerle ilgili bir soru. Sodyum, potasyum, magnezyum, flor, klor, brom, iyot Bunların hepsi mineral maddeydi. Bizim vücudumuzun ihtiyaç duyduğu düzeyde de tabii ki mineral maddeleri almamız gerekiyordu. Eksik aldığımızda veya fazla aldığımızda çeşitli hastalıklar meydana gelirdi. Belli başlıları da çok fazla derecede karşımıza çıkar. Aşağıda bazı bireylerde tespit edilen hastalıklar verilmiştir diyor. Buna göre bu bireylerde bu hastalıklara neden olabilecek mineral eksiklerini eksikliklerini yazınız. Şimdi birinci bireye baktığımız zaman birinci birey vücuduna yeterli düzeyde demir alamamış demektir vücudumuza yeterli düzeyde demir almadığımız zaman gençler bizim oksijen ve karbondioksit taşınmasını sağlayan hücrelerimiz var al yuvar al yuvarların içerisinde de bunların taşınmasını sağlayan hemoglobin adını verdiğimiz bir protein var Demir gidip bu hemoglobinin yapısına katılıyor. Ben vücuduma yeterli düzeyde demir alamazsam hemoglobin sentezimle ilgili sıkıntılar meydana geliyor. Haliyle de oksijen ve karbondioksit taşıma sıkıntılanıyor. Bu da kansızlık dediğimiz hastalığa yol açıyor. İkinci bireye baktığımız zaman tetani hastalığına sahipmiş kaslarla ilgili bir hastalık. Tetani hastalığı da tabii ki kalsiyum eksikliğinde meydana gelen bir hastalıktı. Onu da yazmış olayım. Üçüncü bireyimiz ise Guatr hastalığına sahipmiş. Üçüncü bireyimiz Guatr neredeydi? Tiroid bezlerimizle ilgili bir hastalıktı. Tiroid bezlerimizden tiroksin adı verilen bir hormon salgılanıyordu. Bu hormonun yapısında da iyot vardı. E, baktığımız zaman vücuduma yeterli düzeyde iot alamazsam, tiroksin hormonu sentezlenemiyor. Guatr dediğimiz rahatsızlık meydana geliyordu. O zaman buna da hemen iot eksikliğinde meydana gelen bir hastalıktır. Yazabilirim. Geldim diğer bir soruma. Enerji verici organik bileşiklerle ilgili bir soru çıktı. Uzun süren açlık dönemlerinde kullanım sırasını yazınız. Bir kere benim enerji veren organik bileşiklerim karbonhidratlar, yağlar yani lipitler ve proteinler de unutma. Başka hiçbir şey enerji vermez. Ya yazıllar geldi vitamin takviyesi vereyim bizim çocuğa da enerjisi olsun diyor ya anneler. Bu halk arasında söylenen yanlış bir tabirdir. Vitamin takviyesi tabii ki alın ona bir şey demiyorum. Bağışıklık sisteminizi güçlenmesini sağlar ama enerji vermez. Bir şeyin enerji vermesi demek o şeyi oksijenli solunumda kullanıp ondan ATP üretebilmem anlamına geliyor. Vitaminler de oksijenli solunum tepkimesine girerek ATP'ye dönüşmüyor gençler. ATP'ye dönüşebilen şeyler sadece karbonhidrat yağ ve proteinlerdir. Aslında dersin başındaki o özet kısımda bunların kullanım sırasından ve enerji verme miktarından bahsettim. Yazılıda da mutlaka çıkacak gençler unutmayın. Uzun süren açlık dönemlerinde kullanım sırasına bakacak olursak vücudumuz ilk gider karbonhidratları kullanır. Karbonhidratlar şekerlerdir. Vücudumuzdaki depoların tamamının bitmesi de ortalama bir gün kadar sürüyor. Yani çok uzun süre karbonhidratları vücudumuzda depollayacak alanımız yok. Çok karbonhidrat alırsak onları yağlara çevirerek depoluyoruz. O ayrı. Vücudumdaki karbonhidratlar bittiği zaman vücut enerji ihtiyacını karşılamak için kimin kapısını çalıyor? Lipitlerin yani yağların kapısını çalıyor. Diyetisyen televizyona çıkıyor. Ne diyor? Vücudunuza karbonhidrat almayı bırakırsanız kilo verirsiniz diyor. Ben vücuduma karbonhidrat yani şeker almayı bırakırsam vücudum enerji kaynağı olarak kimi kullanacak? Yağları. Yağlardan enerji elde ettiği zaman da insan tabii ki kilo vermiş olacak. Çünkü vücudumuza aldığımız karbonhidratların, proteinlerin fazlası yağ dönüştürülerek depolanır gençler enerji verici organik bileşikleri vücuduna bastın 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 aşırı aldın 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 vücut enerji verici organik bileşiklere eğer bir hastalık durumu söz konusu değilse fazla da alsan dışarıya atmıyor. İyi gün var, kötü gün var, hastalık var, sağlık var. Ben bundan ATP elde ediyorum. Yarın öbür gün almazsa bunları kullanırım deyip depoluyor. Yani ne kadar çok karbonhidratlı, ne kadar çok proteinli besinlerle beslenirsek bunlar vücudumuza fazlaları yağ dönüştürülerek depolanmış oluyor. Çok uzun bir açlık dönemi yaşadıysak Vücudumdaki karbonhidratlar bitti. Yağlar da artık böyle bitme noktasına kadar geldi. Çok azaldılar. O zaman proteinlerden enerji elde etmeye başlıyorduk gençler. Aslında proteinlerden enerji elde etmek istemiyorduk. Ekstra artık ATP üretecek bir şeyim kalmadı. Ne yapayım? Proteinlerden enerji elde edeyim diye vücut çalışıyordu uzun süren açlık dönemlerinde aynı miktarda kullanıldıklarında verdiği enerji miktarını çoktan aza doğru yazınız demiş. Aynı birimde aynı miktarda kullanıyorsam rakam bilmenize gerek yok. Lipitler yani yağlar ortalama olarak söyleyecek olursak karbonhidrat ve proteinlerin iki katı kadar neredeyse enerji veriyorlar. Sonra kalanları kendi içinde sıkaralayacak olursak proteinler geliyor en az enerjiyi veren de karbonhidratlardır. Ne dedim? Karbonhidratlar en az enerjiyi veriyor ama ben gidip onları birinci sırada kullanıyorum. Çünkü karbonhidratları yakmak çok kolaydır gençler. Yağlar en fazla enerjiyi veriyorlar Onlardaki hidrojen oranı fazla olduğu için ama yağların oksijenle tepkimeye girmesi karbonhidratlara göre daha zor bir iştir. Daha uzun bir tepkime dizisidir. Karbonhidrat, yağ ve proteinin karşılaştırma soruları çok çıkar dedim ya. Enerji verme miktarını karşılar, karşılaştırır kullanım sırasını karşılaştırır, monomerlerini karşılaştırır, bağ çeşitlerini karşılaştırır. Yapılarında bulunan elementleri, atomları da sorabilir. Karbonhidratların yapısında C, O kesin ve kesin vardı. Unutmuyorsun bilmem ne karbonhidratında azot da var o olabilir ama CHO kesin var. Lipitlere yağlara baktığımız zaman onlarda da CHO kesin ve kesin bulunacak bilmem ne yağında fosfat da var o başka mesele. Proteinlerin yapısında kesin ve kesin CHO bir de N azot bulunacak. Hangi protein hangi amino asit olursa olsun yapısında azot var unutmayın. Karbonhidratların monomerleri doğrusunu yazalım Monosak monosakkaritlerdir. Monosakkaritleri de 5 karbonlu ve 6 karbonlu diye ikiye ayırmıştık. 5 karbonlularımız riboz ve deoksiribozdu. 6 karbonlarımız da glikoz, fruktoz ve galaktozdu gençler. Monosakkaritlerin içerisinde de sorularda en çok karşımıza glikoz çıkar. Ama doğrusu karbonhidratların yapı birimi tabii ki monosakkaritlerdir. Yağların yapı birimlerine baktığımız zaman yağ asitleri dediğimiz ve gliserol dediğimiz iki tane birimden meydana geliyordu. Proteinlerin yapı birimi ise amino asitlerdi gençler. Bunlar bir araya gelecek, bağlanacaklar, daha büyüklerini oluşturacaklar. Mesela işte polisakkarit yapacak. Mesela trigliserit, mesela protein yapacak. Karbonhidratların formülü neydi polisakkaritlerin? En sayıda glikoz bir araya geldi, bir tane polisakkarit sentezlendi en eksi bir sayıda su açığa çıkıyordu. Aynı şey proteinler için de geçerliydi. En sayıda amino asit bir araya gelip bir protein sentezlendiği zaman en eksi bir sayıda su açığa çıkıyordu. Trigliserit sentezinde 3 yağ asidi ile bir gliserol birleşecekti. Buradan bir trigliserit sentezlenecekti. 3 molekülde su açığa çıkacaktı. Unutmayın. Karbonhidratların Büyüklerinin arasında bulunan bağ glikozit bağıydı. Glikozdan aklında çağrışım yap kalsın. Lipitleri birbirine bağlayan ester bağıydı. Proteinleri birbirine bağlayan ise daha doğrusu amino asitleri birbirine bağlayarak proteinlerin oluşmasını sağlayan ise peptit bağıydı. Di peptit 2 amino asit birleşmiş. Tri peptit 3 amino asit birleşmiş. Poli peptit çok amino asit birleşmiş büyük yapılı bir molekül ortaya çıkmış. Karbonhidratların büyüklerine, proteinlerin büyüklerine polimer yapılıdır diyebiliyorduk. Eğer birbirine çok benzeyen veya aynı moleküller bir araya gelip büyük bir şey yaparsa onlara polimer diyoruz. Mesela glikozlar bir araya gelip polisakkaritleri yapıyor, polimerdir. Amino asitler bir araya geliyor, proteinleri yapıyor, polimerdir. Lipitleri ise polimer demiyorduk iki farklı yapı birimi var ya yani birbirine çok benzeyen şeyler birleşmiyor. Farklı birimler birleşiyor. Lipitlerin büyüklerine trigliseritlere mesela makromolekül diyorduk. Polimer yapılı değildir diyorduk. Onları da aradan hatırlatmış olayım. Devam ediyorum. Aşağıda verilen 5 karbonlu şekerlerin bulundukları molekülleri yazınız diyor. Şimdi baktığımız zaman 5 karbonlu şekerlerimiz monosakkaritler riboz ve deoksiribozdu. Riboz gidip kimin yapı yapısına katılacak RNA'nın. Biz yazılıyı bir atlatalım. DNA, RNA, ATP'yi de anlatacağız. RNA'yı anlatırken diyeceğim ki RNA'nın şekeri ne? Hocam ta karbonhidratlarda söylemiştiniz riboz diyeceksin. Aslında konu birbirinin üstüne gele gele devam edecek. RNA'nın uzun adı ribo nükleik asit. Aslında bu nükleik asit yapısındaki şekerden ismini alıyor. Deoksiriboz ise gidiyor DNA'nın yapısına katılıyor. DNA'nın uzun adı ne? Deoksiribo nükleik asit yani aslında yapılarındaki şekerden isim alıyorlar. ATP'yi anlatırken de uzun uzun söyleyeceğim. ATP'nin yapısında da şeker bulunacak gençler. ATP'nin yapısındaki şeker de ribozdur. Yani riboz RNA ve ATP'nin yapısına katılır. Siz cümleleri tamamlayın. Ben çok vaktinizi almak istemediğim için buraya yapısına katılır diye uzun uzun yazmıyorum. Deoksiriboz ise DNA'nın yapısına katılır. Unut unutmayın Geldim disakkaritlere. Disakkaritleri sentezlerken de gli gli mal demiştik. Glikozla glikoz birleştiği zaman ne sentezi gerçekleşiyordu? Mal toz sentezi gerçekleşiyordu. İki tane küçüğü bir araya getirdiğin zaman tabii ki bir tane su çıkacak. Arada da hangi bağ kurulacak? Glikozit bağı karbonhidratlardan bahsettiğimiz için. O zaman mal -toz x ile gösterilen yere yazılacak. Glikozla bir şey birleşmiş sükroz meydana gelmiş. Glikozu hep cebime koyuyordum. Glik gli maltoz demiştik. Glikozla fruktoz dediğimiz o monosakkarit birleştiği zaman da tabii ki sükroz sentezi gerçekleşiyordu. Şuraya da fruktozu koymuş olayım. Z ile gösterdiğimiz kısma baktığımız zaman da tabii ki bunları yazdığımız için iki tane boşluğu verebiliyoruz. Yoksa nereden bileyim ben diyecektik. Glikozla Galak toz, galak toz birleştiği zaman ismi içinde saklı. Lak toz sentezi gerçekleşiyordu. O zaman Z ile gösterilen kısım galak toz olacak gençler. Bizim T ile gösterdiğimiz kısımda lak toz olacaktı. Gli, gli mal, glikoz glikoz maltoz yaptı. Glikoz galak toz ismi içinde saklı lak toz yaptı. Glikozla fruktoz birleştiği zaman da sükroz sakkaroz sentezi gerçekleşiyordu. Unutmayın. Devam ediyorum. Polisakkaritleri yazarak görevlerine göre gruplandırınız. Disakkaritleri verdik. Polisakkaritleri de kendi içerisinde ikiye ayırıyorduk. Polisakkaritler dediğimiz zaman gençler bir depo polisakkaritler vardı. Bir de yapıya katılan yapısal polisakkarit dediğimiz polisakkaritlerimiz vardı. Depo polisakkaritlerimiz nişasta ve glikojen de hemen onları yazıp birkaç özelliğinden bahsedeyim. Ben vücuduma fazla fazla glikoz aldığım zaman tabii ki bunların arasına bağları kurup birleştirip depolayacağım. Hatta polisakkaritler için en sayıda glikoz bir araya gelirse bir tane polisakkarit sentezlenir. Bu polisakkarit sentezi sonucunda da artık kaç tane birleştirdiysen en eksi bir sayıda da su açığa çıkar dedim. Mesela 100 tane glikoz birleşti bir tane nişasta sentezlendi bitkilerde 99 tane su açığa çıkmış olacak. Kimler nişasta şeklinde depoluyordu? Bitkiler aleminde yer alan canlıların depo karbonhidratı yani fotosentez sonucu oluşturdukları glikozun fazlasını depolama şekilleri nişastaydı gençler. Glikojen şeklinde depolayanlar da bakteriler alemindeki canlılar bir kere glikojen şeklinde depolar. Mantarlar alemindeki canlılar glikojen şeklinde depolar. Keza biz de glikozu fazla aldığımız zaman vücudumuza glikojen şeklinde depoluyoruz. Arkeler içinde aynı şey geçerlidir diye. Yapısallara baktığımız zaman da iki tane yapısal polisakkaritimiz vardı. Bunlardan birincisi selüloz, diğeri ise kitin adını verdiğimiz polisakkaritti. Yüzlerce glikoz bir araya geldi. Selüloz sentezi gerçekleşti. Selüloz nerede? Bitkilerin hücre duvarının yapısında bulunuyordu gençler. Kitinde bizim mantarlarımızın da hücre duvarı vardı. Mantarların hücre duvarları kitin yapılıydı. Bir de eklem bacaklıların dış iskeleti kitin yapılı oluyordu. Böceğin üstüne basınca böyle çatır diye ses geliyor ya böceklerin dış iskeleti var. Kitin yapılıdır gençler. Devam ediyorum fosfolipitlerin görevlerini yazınız, steroidlerin görevlerinden özelliklerinden iki tanesini yazınız demiş. Şimdi fosfolipitlere baktığımız zaman büyük yağlardı. Ne yapıyordu fosfolipit dediğimiz yağlar? Hücre zarının zarının yapısına katılmış oluyorlardı yapısına katılır diye de yazmış olayım gençler Hatta aklıma gelmişken şöyle küçük bir hatırlatma yapayım yazılı da çıkarsa diye aslında biraz önce söyledim üç tane yağ asidi ile bir tane gliserol bir araya geldiği zaman ne sentezi gerçekleşiyordu trigliserit dediğimiz büyük yağlar sentezleniyordu. Tepkimeden de 3 molekül su açığa çıkmış oluyordu. Bu kim? Trigliserit. Soru bana neyi sordu? Fosfo lipitleri sordu. Fosfo lipit sentezinde de şöyle oluyor. Bu sefer 2 tane yağ asidi ile 1 tane gliserol birleşiyor. Ama bir tane eksiğim var ya bir tane de fosfat grubu dediğimiz grup söz konusu oluyor. Yani trigliseritlerde 3 tane yağ var. Fosfolipitlerde ise 2 tane yağ asidi, 1 tane fosfat grubu var. Gliserol zaten bulunacak. Fosfolipit sentezi gerçekleşiyor. 3 molekülde su açığa çıkıyor. Kalanlar için N, n bir kuralı geçerli. Sadece yağlarda oran veriyorduk. Aslında burada da 3, 4. 4 tane şey birleşti. 3 tane su açığa çıktı. 3 tane bağ kuruldu. 1, 3, 4 tane şey bir araya geldi. 3 tane su açığa çıktı. 3 tane bağ kuruldu. Gençler steroidler dediğimiz zaman özelliklerini ve görevlerini yazalım. Birincisi bunlar monomer yapılıdır. Çünkü hücre zarından bunlar doğrudan geçebiliyorlardı. Bazı hormonların, hormon ve vitaminlerin yapılarına katılıyorlardı. Özellikle ergenlik çağına girdiğimiz zaman vücudumuzda sivilceler, yüzümüzde sivilceler çıkmaya başlıyorlar ya. Biz ergenliğe girdiğimiz zaman östrojen, işte erkekler testosteron hormonlarını sentezlemeye daha da fazla başlıyorlar. Bunlar da steroid yapılı hormonlar. Haliyle suratımızda sivilceler çıkmaya başlıyordu. Halk arasında kolesterol, kolesterol yükselmiş. Diyet yapıyor. Doktor şunu ye, bunu yeme dedi gibi konuşulan kolesterol de aslında steroid bir yağ çeşidiydi. Unutmayın gençler. Devam ediyorum. Bir de MAP örnek yazılı sorusunun çok benzerini koyduk gençler. Onu da birlikte çözelim. Buna göre numaralı görsellerin altındaki boşluklara organizasyon basamaklarını yazarak büyükten küçüğe doğru sıralayınız demiş. Onu çözeceğim. Onun haricinde size hatırlatma yapayım organizasyon canlıların ortak özelliklerinden bir tanesiydi. Ne yapacaktı? Canlı atomlar bir araya gelecekti, molekülleri oluşturacaktı. Moleküller organelleri meydana getirecekti. Organeller de hücreyi meydana getirmiş olacaktı. Buraya kadar olan kısım tüm canlılarda ortak. Çünkü canlılar bir veya çok hücreden meydana geliyor ama hücre mutlaka var. Çok hücreli canlılarda hücreler bir araya gelip dokuları meydana getirecek. Dokular bir araya gelerek organı meydana getirecek. Organlar sistemleri oluşturacak. Sistemler de organizmayı yani beni meydana getirecekti. Şimdi geleyim soruma. Soruya baktığımız zaman burada bir böbrek şekli vermiş. Böbrek nedir gençler? Bir organdır. Şuraya baktığım zaman hayvan hücresinin şeklini vermiş. O zaman hücre diyeceğim. Bu mitokondri organeli hemen organel ismini verdim. Buraya baktığım zaman da kalbi damarları görüyorum. Yani dolaşım sisteminin e, kısımlarını göstermiş. Bu da bizim için sistem olacak. Bizden ne istemiş? Bunları büyükten küçüğe doğru sıralamamızı istemiş. O zaman en büyük ne olması lazım? sistem olması lazım. Sistemden sonra kimin gelmesi lazım? Organın gelmesi lazım. Organdan sonra bir küçük olarak hücrelerim var. Ondan daha küçük birimlerim ise organellerim olacak. Hangisini verirse versin unutmuyorsun. Atomlar bir araya gelir molekülleri, moleküller organelleri, organeller bir araya geldiği zaman hücreyi yapar hücreler dokuları, dokular organları, organlar sistemleri, sistemler de organizmayı yani beni canlıyı meydana getirir diyeyim. Buradan tabii ki bir tane daha örnek yazılı sorumuza bakalım. Aşağıda günlük hayatta kullanılan pH dereceleri farklı olan bazı madde ve besin görselleri numaralandırılarak verilmiştir diyor gençler. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız. Asit ve bazılarının tanımını yapınız diyor. Şimdi asitler için ne diyeceksin? asitler suda çözündüğünde hidrojen iyonu açığa çıkaran bileşiklerdir. Bazılara baktığımız zaman ise suda çözündüğünde siz uzun uzun yazın OH yani hidroksil iyonu açığa çıkaran maddelere baz ismini veriyoruz. Asitlerin tadı tabii ki genellikle ne olacaktı gençler? Ekşi bir tada sahip olacaklar. Bazılar ise genellikle tadları acı olan moleküllerdi. Bunun haricinde pH cetveli denilen bir cetvelden bahsetmiştik. Bu pH cetvelinin içerisinde asitlerin ve bazların yer aldığı kısım vardı. pH cetveli sıfırdan başlıyordu. 14'e kadar gidiyordu gençler. 0 ile 7 arası asidik, 7 ile 14'ün arası bazik oluyordu. Şöyle bir baktığımız zaman da buraya doğru gidildikçe asitlik artacak. Buraya doğru gidildikçe bazlık artacak. 7 ise bir bizim için nötr pH'a sahipti. Mesela limona baktığımız zaman asidikti ama çamaşır suyuna baktığımız zaman bazik pH'a sahip oluyordu. Buradan da geçiyorum diğer bir kısma. Görselde verilen madde ve besinleri asit ve baz durumlarınıza göre gruplandırınız demiş gençler. Hemen bunları da gruplandırmaya başlayayım. Şimdi asidik özellikte olanlar vardı. Bazik özellikte olanlar vardı. Asidik özellikte olana baktığımız zaman hemen limonun asidik olduğunu biliyoruz. İkinci görselde neyi vermiş? Biberi vermiş bize. E, biber bazik bir maddedir. Sabun tabii ki bazik özelliktedir gençler. Çamaşır suyu da keza bazik özelliktedir. Ama sirke asidik özelliktedir. Yani 1 ile 5'i asidin altına 2, 3 ve 4 ise bazın altına yazmış olduk. Bakayım başka bir sorumuz var mı gençler? Hemen tabii ki ortak sınav için test sorusuna da bakalım. Proteinlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. Proteinler DNA'daki şifrelere göre sentezlenecek. Evet protein sentezi yapılacağı zaman DNA diyordu ki Dur. Ben şifre vereceğim. Benim verdiğim şifreye göre sen tezleneceksin. Doğru. Amino asit sayısı, sırası ve dizilişinin farklı olması protein çeşitliliğine neden olur. Senle benim proteinlerimizin farklı olmasının sebebi sendeki sayı farklı, bendeki sayı farklı. Sendeki sıra farklı, bendeki sıra farklı. Sendeki çeşitle bendeki çeşit farklıydı. Yoksa hepimizde peptit bağıyla birbirine bağlanıyordu. Hepimizde birinin amino grubuyla diğerinin karşılaştığı karboksil grubu arasında bağ kuruluyordu. Hepimizde protein sentezi ribozom organelinde gerçekleşiyordu gençler. Yüksek sıcaklıkta proteinlerin yapısı geri dönüşümsüz olarak bozuluyordu. Doğru. 0 santigrat derece ve altında ise bunlarda donma söz konusu oluyordu tabii ki. Yapı taşı olan amino asitlerin çeşitliliğini radikal grup sağlar. Amino asitlere baktığın zaman ortada bir karbon atomu, buna bağlı hidrojen, buna bağlı radikal grup vardı. Buna bağlı olan NH2 amino grubu bir de karboksil grubu dediğimiz COOH haş vardı. Amino asitlerin şu radikal grupları değiştiği zaman birbirlerinden farklı oluyorlardı. Amino asitlerin karboksil grupları arasında peptit bağı kurularak polin zinciri kurulur diyor. Birincisi karboksil grupları arasında değil. Birinin karboksil grubuyla diğerinin amino grubu arasında bağ kuruluyor. Yani bir tanesinin NH2'si şurada. Burada işte C'si var, hidrojeni var, radikal grubu var. Burada karboksil grubu var. Diğerininki ise burada karboksil grubu, burada karbon, burada işte NH2 dediğimiz grubu, burada hidrojeni, burada radikal grubu. Birinin karboksili ile diğerinin e, amino grubu arasında peptit bağı kurulacak. Bir molekül su açığa çıkacak. Polinükleotit değil, poliprotein, polinükleotit mer yapılı bir molekül sentezlenmiş olacak polipep tit sentezlenmiş olacak polinükleotit DNA RNA'dır gençler. Geldim diğer bir soruma. Enzimlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. Enzimlerin çalışma hızı tabii ki sıcaklıktan etkilenecek. Hepsinin çalışmak istediği bir optimum sıcaklık değeri var. Enzimle substratı arasında anahtar kilit uyumu var. Substrat yüzeyi arttıkça enzimlerin çalışma hızı da artıyordu. Ağzımda lokmayı ne kadar çok çiğnersem midemde enzimlerle tepkimeye o kadar kolay girebiliyordu. Su oranının %15'in altında olduğu ortamlarda enzimler çalışamıyordu. Her bir bileşik enzim ya bir koenzimle ya da bir kofaktörle çalışacaktı. Baktığımız zaman her bir bileşik enzim ya bir koenzimle ya da bir kofaktörle çalışır diyor. Bileşik enzimlerin yardımcı kısımları olurdu gençler. Tabii ki bu da doğru. Substratın sınırlı olduğu bir ortamda enzim miktarının artması tepkime hızını arttırır. Doğru. Sonra sabit devam etmesini sağlar. Substrat sınırlı. Atıyorum 10 tane substratım var. Enzim miktarını arttırdın, tepkime hızlanıyor. E substratlar bir yerde bitecek, sabit devam etmez ki tepkime durur gençler. Yani bunun grafiği şu şekilde olurdu. Bir süre sonra substrat biterdi. O yüzden cevabımız E'ye düşmüş oldu. Hemen buradan da ödüllü soruya geçiyorum gençler. Ödüllü soruya cevaplarınızı aşağı yorumlar kısmına bekliyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Sınavınızda en son olarak da hepinize çok 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 başarılar diliyorum. Görüşmek üzere.